Sevgili hanımlar ve sevgili beyler, üstüm başımı da düzelteyim. Daha sonradan videoda izlerken bakıyorum ki ama kedi tüyleri falan oluyor bazı yerlerde. Pek özen göstermemişim. Sanki bu karşı tarafı önemsemediğim duygusunu yaratmasın. Gözlerimle ilgili bir problem var. Olduğunu zaten hissediyordum da bunu ben ya hani miyop ya astigmat ya o hani herhangi bir optik sorunla ilgili sanıyordum. Meğer gözlerimde katarakt varmış efendim. Şu an bile kameraya bakarken böyle kare bir şey görüyorum. İşte içinde de kızıl saçlı bir kadın var. Muhtemelen ben olmalıyım o. Konuştuğuna göre çenesi oynuyor. Şaka bir yana kötü bir kataraktım var. Ameliyat olmam gerekiyor. 62 yaşında, evet, erken. Babam 80 civarı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam katarakt ameliyatına. Annemin de yine aynı şekilde 79-80 civarı. Ben gözlerimi sanırım fena harcadım. Genetikmiş daha çok ama yaşarken de bazı hastalıkları ya da bazı kusurları kendimize çekiyoruz diyelim. Hem yaşam şeklimizle, yediklerimizle, içtiklerimizle. Çok da gözyaşı döken biriyim ben. Yani her şeye ağlıyorum. Bu sulu göz olmamdan değil, hassas olduğum için. Zaten dünya hassas kalpler için gerçekten bir cehennem haline dönüşmüş. Daha demin az önce Twitter'da okudum. Adam bir çocuk doktoru yanlış hatırlamıyorsam sokak hayvanlarını zehirlemiş, bahçesinde bir ceza almış ama o hayvanlar sahipsiz hayvan oldukları için cezası indirilmiş mi bir şey olmuyor. Yani bazen gerçekten bir canın kıymetinin ne kadar olduğunu anlayamıyorlar. Yani bu anlayamamalarının sebebi ben değilim. Onlar böyle yaratılmış, böyle eğitilmiş. Ya da insanların İdrak seviyeleri sanırım farklı. Yeryüzündeki insanların idrak seviyeleri farklı. Neyse. Biliyorum ki benim videolarımı kozmetikler hakkında bilgi edinmek için izliyorsunuz. Zaten kanalın adı da Makyaj Ayşe Nur'la Makyaj ve Güzellik. Bunu ben koymadım. Ajansım koydu zamanında. İşte ne yapacaksın? Ben kozmetoloğum dedim işte. Şey, hocalık da yapıyorum falan. O zaman Ayşe Nur'la Makyaj Güzellik yapalım. İyi pek dedim. İçime pek silmedi. Ben aslında ismini Ayşe Nur'la bedava hayat dersleri olsun istiyordum. Çünkü yani makyaj ve güzelliğin içerisinde sınırlı kalmak bana çok dış dünyayla ilgili. Tamam, sizlere bir şey iletiyorum, doğru bilgi veriyorum. Bu da hoş bir durum. Ama sırf bununla limitli kalmak da hoş gelmemişti bana. Çünkü bazen öyle acılar oluyor ki mesela şu geçtiğimiz haftalardaki şehit haberleri, ülkedeki bazı insanların çok acımasızca birbirlerine, aynı toprakta yaşayan insanların acımasızca birbirlerine yorumlar yapmaları, birbirine hain kelimesini çok rahat yapıştırmaları, merhametin gitgide böyle sanki bir sakız markası falan haline gelmesi beni gerçekten çok üzüyor. Yani öyle böyle değil. Dolayısıyla sinirlenebilir diyebilirsiniz ki ben kozmetik dinlemek ya da onun hakkında bilgi edinmek için bu kanala üye oldum. Senin başka şeylerini dinlemek zorunda değilim. Haklısınız, olabilir. Çıkabilirsiniz abonelikten, sorun değil. Ama benim istediğim, hiç olmazsa şu hayatımın neredeyse yarıdan fazlasını verdiğim hem yazılar, hem sosyal konular, hem yardım, insan hayatını etkileyen bazı faktörlerle ilgili birkaç konuda da sorularına cevap arayanlara bir şeyler verebilecek videolar hazırlamaktı. Neyse. Geçeyim bunları. Ama demek istediğim o ki ben Şubat ayının son haftası, kız kardeşim geldi Almanya'dan. Biz birbirimizi senede bir kere görebilen kardeşleriz. Onda ailesi, çoluğu, çocuğu, öncelikleri çok farklı. Dolayısıyla o geldiği zaman hayat durur. Her şey durur. Onun sevdiği zeytiyallar yapılır. Onunla nitelikli vakit geçirilir. Anı biriktirilir. Çünkü artık o 55, ben 62 yaşındayım. Eşek kadar kadınlar olduk. Hala akşam herkes uyuduktan sonra kabak çekirdeğini yanımıza alıp böyle kikirdeğe kikirdeğe nelere gülerdik, eğlenirdik. Onları anlatabiliyoruz ve çocuklar gibi şen olabiliyoruz. Bu anılara birkaç tane daha eklemek lazım. Ben bunu 85-40 sene sonra yaşar mıyım bilmiyorum. Belli olmaz, insan ömrü uzuyor. 20 sene sonra da yapabileceğini düşünüyorum kız kardeşlerim. Kız kardeşim gittikten sonra çok ağır hastalandım. Belki biliyorsunuz şu kolumda bir, ne diyorlar, tenisçi dirseği diye bir rahatsızlığım vardı. Elektrik süpürgesi falan gibi şeyleri fazla kurcalayınca tabii iyi değil onun için. Hadi ondan vazgeçtim. Aikido'da şu bileğim de gitmişti. Onun da bir tane böyle aparatı var, takıyorum falan.
Ama idrarda kan filan çıkmaya başlayınca artık tırstık. Hadi dedik gidelim, ben hiç sevmem hastaneyi. Ya kim sever ki hastaneyi? Neyse bir sürü şeye baktılar filan. Midede yara çıktı. Neden insanın midesi yara olur? Stresten olabilir. Kötü beslenmiyorum. Evet üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani medyada okuduklarıma, sosyal medyada insanların birbirlerini bu kadar acımasız ve bu kadar yargılayıcı davranmasına, hiç tanımadığı birine kendini başka bir merci yerine koyarak işte hesap sorması falan tahammül edemiyorum. Yani bu insanlar ne zaman yetişti? Şey gibi bitki yetişirken arada da kımıllar bazı zararlı küfler falan oluşuyor ya. Bu insanlar ne zaman oluştu bilmiyorum. Tahammülsüz, sevgisiz, başkalarına saldırmayı kendine görev bilen, sabah akşam raportta bekleyen falan. Bunlar beni üzüyordu. İlk önceleri dost olmaya, bir şeyleri doğruca açıklamaya falan gayret ettim onlara. Sonuçta ben onların çoğunun anneannesi yaşındayım, babaannesi yaşındayım, çoğunun ablasından da yüksek yaştayım. Hayat tecrübem var, inanmışlıklarım var. Benim de öğretebileceğim şeyler var onlara ama bu kadar saldırgan ve kötü olmalarını anlayamıyorum. Sanırım ülke genelinde bir bulut var. O buluttan üzerimize sürekli bir tedirginlik, kin, acımasızlık, birbirinden tedirgin olma falan gibi tozlar yağıyor ve ben bundan çok mutsuzum. Ben aynı durakta bekleştiğim insanları çok seviyorum. Bizim çocukluğumuzda orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diye şarkı vardı. Hala söylüyor mu çocuklar bilmiyorum. Ama gerçekten biz böyle bir ülkede büyüdük. Yani bizim için ülkenin her yerinde, her dili, her dini farklı olan herkes bu ülkenin aynı suyunu paylaştığımız, aynı toprağında yiyip içip ektiğimiz insanlardı. Biz aynı nüfus kağıdını taşıyoruz. Dolayısıyla midemde neden yara açıldığını tahmin edebiliyorum. İyileşeceğim tabii ki. Ama bu videoyu esas yapma sebebim, hani merak ettiniz 15 gündür neden bu kadın hiçbir video çekip koymuyor diye. Olmaz olur mu? Anlatacak bir sürü şeyim var. Hatta şu çok merak ettiğim pahalı göz kreminden de aldım da. Öbür video. Ya göz kremi. Evet göz kremi işe yarıyordur mutlaka mutlaka ama yani oradan takviye ediyor. Bir şeylerin yenilenmesine destek oluyor da içeriden bir şeyler artık ben yoruldum yani kendimi rölantiye çekiyorum diyorsa yani pek bir şey yapamıyoruz. Kırışmak da güzeldir, kabul etmek gerekiyor. Birçok videomda söylediğim gibi. Mart ayı başında bir tane kozmetiklerimi de alıp yorumlayacağım. Ancak şu geçirdiğim son 4 gün yüksek ateş korona değildim çok şükür. İdrarda kan filan işte midede yara gibi şeyler beni üzdü. Çünkü ben bu kadar hasta hissetmiyordum kendimi. Tamam biraz yorgundum filan biraz süründüm ama bu kadar şeyler çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Yaşlanıyoruz. Yaş almak esas kırışmak demek değil. Metabolizmanın kendini onarma gücünü biraz daha yavaşlatması, hızınızın kesilmesi, gün içinde birazcık daha uyuklamaya meyilleniyor olmanız. Bazı yaraların mesela elinizi kestiniz diyelim. Eskiden bir haftada iyileşirken şimdi bir ayda iyileşiyor olması. Eskiden mesela ikişer ikişer çıkardım. Ben 5. katta oturuyorum. Merdivenleri. Şimdi 2. katı çıktıktan sonra dilin dışarıya çıkması. Eskiden havuzun bir kenarından dalıp böyle öbür tarafından çıkıp ayağımı vurup yarıya kadar geri dönerdim. Şimdi atlıyorum yarıda diye çıkıyorum. Tabii o zaman kuaf değildim. Yaş almak demek hayat kalitesinin yavaş yavaş düşmesi demek. Bunu biraz daha diri, biraz daha acısız, biraz daha böyle hani sağlam tutabilmek adına hayatıma sanırım benim bir plan yapıp yön vermem gerekiyor. Bunun için de besin olarak değil tabii ki besin olarak mutlaka zaten sağlıklı şeyler tüketmeye çalışıyorum. Öyle kendimi nefsime çok kaptıran bir insan değilim. Uyuma saatlerimi ayarlamam gerek bir. İkincisi kötü şeyleri okuyup cevap yazmayacağım. Çünkü gözleri ve kulakları sağır insanlara siz sözle, akılla, misalle
yol olamazsınız. Bunun için kendimizi hırpalamayalım. Allah'ın da onları yaratma sebepleri, gelişimleri, öğrenecekleri farklıdır diye bırakmak gerekiyor. Boşuna üzülmeyelim. Gece geç yatmamam lazım. Çünkü herkes uyuyup böyle mutfağı falan toplayıp salonu toparladıktan sonra oturmak ve esas o saatlerde romanı yazmaya devam etmek benim hoşuma gidiyordu. Ama 3'te 4'te yatıp herkes gibi 8'de kalkmak tabii ki beni yoruyordu. Kısadan iste diyeceğim o ki birkaç süre YouTube'da yoktu. Sağlığım daha iyi gidecek inşallah. Elimden geldiği kadar bana emanet olan bu bedene doğru bakmaya gayret edeceğim. Yoruldum mu? Evet, çok yoruldum. Ama toparlayacağız. Hepimizin, derdi olmayan kimse yok ki. Hepimizin bir sorunu var. Kiminin canıyla, kiminin cebiyle, kiminin eğitimle, kiminin yaşadığı ortamla. Düşünsenize, şu Yunan sahiline geçmek isteyen botlardan birinin içindeki anne, baba ya da çocuklardan biri olsaydınız ne yapardınız? Yine de Allah'a bin şükür. Hayatıma düzen vereceğim. En kısa zamanda da kozmetik videolarımdan tekrar yapmaya devam edeceğim ama sizlere bildireyim istedim. Neden bunca zamandır yokum diye. İyileşeceğiz hepimiz. Her şey daha güzel olacak. Her şey daha mutlu, daha eşit, daha adaletli. Ve herkesin canının yanmadığı şekilde bir düzen kurmak mümkün mü? Evet. Eğer herkes birbirine karışmaktan vazgeçerse, herkes diğerinin özgürlüğünü kısıtlamadan kendi özgürlüğünü yaşayabilirse, sorun yok. Dünya hepimize yatıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.